Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Size ıslak saçla çıktım bugün. Neden? Neden ıslak saçla çıktım? Çünkü saçlarıma nasıl baktığımı, nasıl onlarla ilgilendiğimi size anlatmak istedim. Başlıyoruz. Öncelikle Passionista şöyle bir ürünü var. Saç serumu. Ben buna bayılıyorum. Hem saçlarım yumuşacık yapıyor, hem de güzel kokmasını sağlıyor. Şu şekilde saçlarımızın uçlarına şöyle sürüyoruz. Daha sonra tarağımızı alalım. Fırça tarak olmasına dikkat ediyorum. Neden fırça tarağı daha çok tercih ediyorum? Çünkü saçlarım kırılıyor. Neden kırılıyor? Diğer o ince uçlu, yani şöyle dikdörtgen şeklinde olan taraklar benim canımı yakıyor. Neden canımı yakıyor? Çünkü saçlarımı kopartıyor. Bu yüzden de ben fırça tarak tercih ediyorum. Önce uçlardan başlıyoruz taramaya. Şu şekilde bakın. Görüyorsunuz ki o yağ sayesinde ne kadar hızlı ve ne kadar güzel tarandığını. Daha sonra dipleri uçlara indiriyoruz. Şu şekilde. Ellerim yağlı olduğu için kayıyor. Şu an. Bakın burada takıldık. Tuttum, hemen çıktı. Gördünüz mü? Ben kahküllerimi artık uzatmak istiyorum. Birazdan saçlarımı kuruttuktan sonra size de göstereceğim ki saçlarımı, kahküllerimi nasıl topluyorum, uzamasını, daha hızlı uzamasını nasıl sağlıyorum. Gördüğünüz gibi benim daha önceki videolarımda kahküllerim daha kısaydı ve bu beni rahatsız ediyordu. Ve ben artık kahküllerimin uzamasını istiyorum. O yüzden de kestirmiyorum. Ve hani artık göz önünde de bulunmasını istemiyorum kahküllerimin. O yüzden kahküllerimin toplanış şeklinde birazdan size göstereceğim. Ve ben saç rengimden memnun değilim. Ve hiçbir zaman da saçlarımı boyatmadım. Boya değmedi, yani doğal saçlarımın rengi bunlar benim. Ve o yüzden de ben artık saçlarımdan sıkıldım. Ama kimyasal boya değdirmek istemiyorum. Bitkisel de olsa, ne kadar bitkisel diye de geçse, ben içinde kimyasal olduğuna inanıyorum. Kına da yapmak istemiyorum. Çünkü güneşe çıktığımızda turuncu bir renk alıyor. Ve ben saçlarımın rengini açmak istiyorum. Renk açıcı L'Oréal Paris'in renk açıcı bir tane kremi var. Onu alıyorum. Avcumun içine sıkıyorum biraz. Şu şekilde göstereyim. Sıktım bunu. Şu şekilde. Artık yedire yedire saçlarıma dolaştırıyorum. Şöyle. Ve daha sonra bunu kurutma makinesiyle ısı vereceğim. Neden ısı veriyorum? Daha hızlı etki alabilmek için. Örnek veriyorum. Yazın saçlarınızı papatya suyu kaynataraktan sürüp güneşe çıktığınızda saçlarınızda açılma göreceksiniz. Neden açılıyor? Çünkü papatyanın saç açma özelliği var. Bu da papatya özlü zaten kendisi. O yüzden saç rengimizi açıyor kolaylıkla. Daha sonra başlıyoruz cildimizi nemlendirmeye. Cildimizi nasıl nemlendiriyoruz? Birazdan saçlarımı kurutmaya gideceğim. Geldikten sonra da size kahküllerimi nasıl topladığımı göstereceğim. Onu farklı bir videoda göstereceğim ve aşağıdan linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bebek yağı. Bunu da gratisten almıştım. Üzerinde böyle Mickey Mouse gibi bir şey vardı. Etiketi çıkmış ama. Şöyle açtım. Avcumun bir kısmını alıyorum. Şu şekilde. Üzerinizde kıyafetinize damlatmamaya dikkat edin. Üzerinizde kıyafetine damladığı anda bu iz bırakıyor. Yani çıkmıyor izi. Özellikle böyle yeni bir şeyler giydiyseniz üstünüze.
Şu şekilde yağlıyorum cildim. Neden yağlıyorum? Benim cildim kuru ve artık kış geldi. Yani neredeyse geldi. Benim bulunduğum bölgeye kış geldi. Yağmurlar falan yağıyor böyle bayağı serin. Ve ben artık su tüketemiyorum. Çünkü canım istemiyor. Su tüketmeyi canım istemiyor. O yüzden de ben bu şekilde cildimi nemlendiriyorum ve çatlakların oluşmasını bu şekilde engelliyorum. Daha sonradan da kirpik bakımım hakkında bilgi vereceğim şimdi size duştan sonra. Ben duştan sonra kirpik bakımında Earthrhyme'dan almış olduğum bir ürünü göstereceğim size. Bunu Earthrhyme'dan aldım ben. Kirpik ve kaş serumu. Ben kaşlarımdan memnunum ama kirpiklerimin uzunluğu bana yeteri kadar uzun gelmiyor. Ben dışarı çıkarken maskarasız çıkmak istiyorum. Yani rimelsiz artık bir hayat istiyorum gibi bir şey söyleyeyim size açıkçası. Ben artık rimel kullanmak istemediğim için artık bu tür kaş uzatma, pardon, kirpik uzatma serumları kullanıyorum. Ve şu şekilde diplerinden uygulayaraktan yukarı çıkartıyorum. Örnek veriyorum badem yağı gibi yağlar da kullandım. Ben evet etkili oluyorlar ama şunu söyleyeyim size. Gözlerim acıyor. Yani yanıyor gözlerim. Sürekli sulanıyor. Güneşe çıktığım zaman gözlerim şu şekilde bakmak zorunda kalıyorum artık. Ama bunda öyle bir problemim yok. Allah'ıma şükürler olsun ki. Şu şekilde uyguluyorum kirpiklerime. Hatta döndüre döndüre uyguluyorum ki kirpiklerim uzasın. Kaşa da uygulamak isterken şu bölümüyle uyguluyorsunuz. Yani şu şekilde. Bir defadan bir şey olmaz. Şu şekilde. Ben bunu evet şuradaki dikiş olan yere kullandım. Bir önceki makyaj videomda da bahsetmiş olduğum gibi. Benim buramda kesik var. Onun anısını da anlatayım size. Devam ederken bakımıma. Küçüktüm ben daha işte 3. sınıfa falan gidiyoruz böyle. Sınıfta arkadaşlar var. Bunu da gratisten almıştım. İndirimden aldım. %50 indirim vardı. 80 ay 80 lira 8 lira gibi bir şeydi. Bunu ben genelde kafe gibi bir yere gitmişimdir. Ve kafenin ortamında kokusu çok kötü olan. Örnek veriyorum. Zararlı maddeler, nargile ya da sigara gibi ürünler kullanılmıştır. Eve gelmişimdir. Akşam dışarı çıkacağımdır. Ve çok kötü kokusu vardır. O zaman kullanıyorum bunu. Severek kullandığım ve şiddetle tavsiye edebileceğim bir şey. Daha sonra arkadaşlar, benim saçlarım neden bu kadar düz? Bunu çok merak ediyorsunuz, değil mi? Evet. İşte saçlarım bu ürün sayesinde bu kadar düz vermesinden almış oldum. Saçlarım düz. Yani böyle artık bir zaman sonra ben de ilk doğduğumdan beri saçlarım dümdüz. Maşa falan tutmuyordu. Ama artık ben yavaş yavaş maşaya saçlarımı alıştırdığım için ve düz saçı da özlüyorum. Neden toplaması daha kolaydı düz saçın? O yüzden artık bu şekilde ürünler kullanıyorum. Saçlarım düzlesin diye. Şimdi saçlarımı kurutacağım ve daha sonra bir sonraki videomda da size saçlarımı ve kahküllerimi daha doğrusu nasıl topladığımı göstereceğim. Kahküllerimin toplanış biçimini size aktaracağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa videomu likelamayı ve devamı geldiği zaman da benden haberdar olabilmek için zili açarsanız çok 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 mutlu olurum. Hepinizi öpüyorum. Teşekkür ederim.